Merhaba arkadaşlar. Derste yapılmamış olduğumuz, kitaptan kaynaklı yapılmamış olduğumuz Reading Alley kitabımızın sayfa 103'teki paragrafını şimdi bu videoda yapacağız arkadaşlar. Sizden istediğim, öncelikle sizin okumanız, bir videoyu durdurun, önce okuyun, sonra soruları cevaplayın, sonra da bir videoyu izleyerek tekrardan kontrol edin. Hadi başlayalım. Önce dinliyoruz tabii ki. Listening çok önemli. Pronunciation yani telaffuza dikkat ediyoruz. Ondan sonra da biz okuyoruz. Önce buradan dinleyip sonra okuyabilirsiniz. Başlayalım. We talk about democracy. Takip ederken lütfen kitaplarınızı açmayı unutmayın. Siz de lütfen takip edin. Sadece dinlemeyin ve takip edin kitaplarınızdan. We talk about democracy every day, but what is democracy? The word democracy comes from the Greek words demos and kratos. It means power of the people. The first democracy was in Athens, Greece, in 500 BC. Men voted for everything about their country. They made decisions together about the laws, but women and children didn't have the right to vote. Today's democracy is different. We don't vote for everything. But we elect representatives and leaders. Democracy is more than voting. It protects people and it respects the differences in the society. There are no social classes and everybody is equal. People are free to think and express their opinions. They have many rights. So democracy is the best way to live in harmony and peace. Okay, let's translate it before. Evet, öncelikle translate yani tercüme edelim arkadaşlar parçayı. Sonra da sorularımızı cevaplayalım. We talk about democracy every day. Biz her gün demokrasi hakkında konuşuyoruz. But what is the democracy? Ama demokrasi neydi arkadaşlar? The word democracy comes from the Greek words demos and kratos. It means power of the people. Bu demokrasi kelimesi arkadaşlar Yunanca kelimelerden geliyor. Bu Yunanca kelimesi demos ve kratos kelimelerinden geliyor. Bu da it means power of the people. Bu da insanların gücü anlamına geliyor arkadaşlar. The first democracy was in Athens. İlk demokrasi Greece in 500 BC. Yani arkadaşlar ilk demokrasi Yunanistan'da milattan önce 500 yılında çıkmış. BC arkadaşlar before Christ yani milattan önce demek. Milattan önce men voted for everything about their country. Erkekler country ülkelerindeki her şeyi arkadaşlar oyluyorlarmış. Her şeyi oy ile yapıyorlarmış. Voted neydi? Oy demekti. They made decision together about the laws. Beraber arkadaşlar ne yapıyorlardı? Her şeye karar veriyorlarmış. Bu neydi? Yasalar hakkında, laws, yasalar hakkında, but women and children didn't have the right to vote. Çocuklar ve kadınlar oy kullanamıyordu arkadaşlar. Milattan önce 500 yılında Yunanistan'da. Today's democracy is different. Bugün demokrasi farklı. We don't vote for everything. Her şeye oy vermiyoruz. But we elect representative and leaders. Ama arkadaşlar liderleri ve temsilcileri biz seçiyoruz. Onlara oy veriyoruz. Democracy is more than voting. Demokrasi oy vermekten daha fazlası arkadaşlar. It protects people and it respects difference in the society. Ve burada da diyor ki toplumdaki farklılıklara saygı duyar ve sosyal sınıfımız yoktur bizim. Herkes eşittir diyor arkadaşlar. Herkes, everybody is equal. Herkes eşittir. There are no social classes. Sosyal yani böyle insanlar arasında ayrım yoktur. Bir sınıf yoktur arkadaşlar. People are free to think and express their opinions. İnsanlar ifade etmekte özgürdürler ve pek çok hakları da vardır arkadaşlar. They have many rights, so democracy is the best way to live in harmony and peace.
Bu yüzden de demokrasi uyum içinde yaşamanın en iyi yoludur ve barıştır diyor arkadaşlar. Şimdi sorularımızı yanıtlayalım. Okay, question one. I'm sorry. I will open it. Peki. Okay. In Athens, in Athena'da milattan önce 500 yılında all people, bütün insanlar ne yapıyormuş arkadaşlar? Bütün insanlar didn't live a democracy. Demokrasi içinde yaşamıyorlarmış. Had the right to vote in election. Seçimlerde oy kullanma hakları varmış. Aynı haklara sahiplermiş C şıkkında. D şıkkında ise toplum eşit değilmiş. Weren't equal in the society. Tabii ki arkadaşlar milattan önce parçada ne geçiyordu? Eşit olmadıkları geçiyordu. Sosyal hakları da eşit değillerdi. Erkekler oy kullanabiliyordu. Okay, question two. İkinci soruya bakalım. What do people do in today's democracy? İnsanlar bugün demokraside ne yapıyorlar arkadaşlar? A şıkkında diyor ki they choose representative. Onlar başkanlarını ve temsilcilerini seçiyorlar diyor. B şıkkında they don't have fair election. B şıkkında ise diyor ki adil seçimleri yoktur. C şıkkında fair adil demekti bu arada. Election'da seçim demekti arkadaşlar. Bunları hatırlatalım. C şıkkında ise they make decisions about all the laws. Evet, tüm yasalar hakkında karar alırmış. D şıkkında diyor ki they vote for everything about their country. Ülkeleriyle ilgili her şeye oy verirler diyor. Burada tabii ki cevap A arkadaşlar. They choose. Şimdi demokraside biz ne yapıyoruz? Temsilcilerimizi ve her şeyi oylamıyoruz. Temsilcilerimizi ve president yani başkanlarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Which one is true? I'm sorry. Evet, üçüncü hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Democracy is about the power of the public. Demokrasi halkın gücüyle ilgilidir diyor. Bunu bir geçelim. B şıkkına bakalım. People shouldn't express their opinions in a democracy country. Demokratik ülkelerde arkadaşlar insanlar görüşlerini ifade edemezler diyor. Etmemelidirler diyor. Bu yanlış tabii ki. İnsanlar demokratik düşüncelerini söyleyebiliyorlar demokrasi ülkelerinde. C şıkkına bakıyoruz. There should be social classes in democracy. Demokraside sosyal sınıflar olmalı. Sınıflar olmalı diyor arkadaşlar. Tabii ki bu da yanlış. Bunu da eliyorum. D şıkkına bakıyorum. Today's democracy isn't different from the first democracy. Bugün demokrasi ilk demokrasiden farklı değildir diyor arkadaşlar. Isn't different diyor. Farklı değildir diyor. Tabii ki farklı. Şu an eşitiz biz. Tabii ki burada doğru cevap A oluyor arkadaşlar. Democracy is about the power of the public. Demokrasi halkın gücüdür diyor. Dördüncü soruya bakalım. Which one is the best title for this text? Bu text için, bu parça için en uygun başlık nedir arkadaşlar? Child rights. Çocuk hakları. Democracy is adventure. Demokrasi macerası. Equality in Athens. Atina'daki eşitlik. The election at the school. Okuldaki seçimler. Tabii ki buna en uygun arkadaşlar, bu parça en uygun şey Democracy's Adventure, demokrasi macerası diyoruz. Demokrasinin macerası diyoruz. Beşinci soruya bakalım. Complete the sentence according to the text. Tekste göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Cümleyi şuradaki boşluğu kelimeyle dolduralım. We are all different in the society and people should diyor ki blah blah each other in democratic country. Bizler ne diyor arkadaşlar burada? We are all different. Toplumda hepimiz farklıyız diyor arkadaşlar. Hepimiz farklıyız. And people should. İnsanlar bir şey yapmalı. Should neydi? Meli malı demekti arkadaşlar. Yapmalısın, etmelisin. Öneri şeklinde. People should each other in democratic country. İnsanlar demokratik ülkelerde ne yapmalı? Birbirlerine saygı duymalı arkadaşlar. Respect diyoruz. Respect each other in democratic country. Bütün insanlar birbirlerine saygı duymalı demokratik şehirlerde, ülkelerde. Altıncı soruya da bakalım. According to the text, parçaya göre, what is the best way to live together in society?
Hayç'a göre arkadaşlar toplumla birlikte yaşamanın en iyi yolu nedir diyor arkadaşlar. Tabii ki toplumla birlikte yaşamanın en iyi yolu nedir arkadaşlar? Democracy is the best way to live together in a society. Ne diyor burada da? Toplumda en iyi yaşamın yolu toplumdur diyor arkadaşlar. Birbirimize saygı duymamızdan, respect, bunlar çok önemli sebeplerden biridir diyoruz. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. 6A ve 6B. Goodbye.